beklemediğiniz bir kickbox projesiyle bomba gibi geliyor Ali Alkayış. Kickbox denince akla kalitesi ve başarısıyla gelen bir isim. Ali Alkayış'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Barış Alakülü ile birlikte. Organizasyonlarla ilgili sözleşmelerimizi yine TV8'in, TV8.5'un ve Acun Medya'nın baş tacı Gökhan Özdemir imzaları atıyor. Gökhan'a da buradan sonsuz selamlarımızı gönderelim. Sevgili izleyiciler. Boxer gelecek ringe, Squadron Veseli. Ve evet sevgili izleyiciler, Squadron Veseli geliyor Arnavutluk adına ve 29 yaşında, 76 kilo, 1.82 boyunda, 67 maç yaptı, 54 galibiyet aldı, 12 yenilgisi var, bir beraberliği bulunuyor, 38 knockout'u var sevgili izleyiciler. Ve Perviz Abdullayev, Azerbaycanlı, 77 kilo, 33 yaşında, 1.77 boyunda, 55 maç yaptı, 48 galibiyet aldı, 7 yenilgisi bulunuyor ve 25 knockout'u var. Perviz Abdullayev'in şimdi sevgili izleyiciler. Squadron Veseli geliyor Arnavutluk adına. Az önce de vurguladığım gibi 76 kiloda, 29 yaşında, 1.82 boyunda Squadron Veseli. Bakalım bu gece nasıl bir performans gösterecek? Perviz Abdullayev karşısında, Azerbaycanlı'ya karşı nasıl bir performans ortaya koyacak? Merakla bekliyoruz sevgili izleyiciler. Az önce de vurguladığımız gibi Alkayış Fight Arena serisi çok yakında bu ekranlarda olacak. Muay Thai denilince akla gelen kalitesiyle başarılı bir isim Ali Alkayış çalışmalarını sürdürüyor. Ve tabii ki King of Kings Türkiye sorumlusu Erkan Barol, müthiş bir organizasyonda 7 hafta sürecek. Harika bir organizasyonla geliyor sevgili izleyiciler, TV8.5 ekranlarına. Litvanya, Polonya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Fas, Estonya en iyileri, kickboksun en iyileri gelecekler ve ringleri kasıp kavuracaklar. Erkan Barol, King of Kings Champions League Türkiye'de gerçekleştirilecek. Sevgili Erkan Barol'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Şu anda Arnavut geldi. Arnavut Squadron Veseli. Sevgili izleyiciler, Müslüman bir kickboxer geliyor. Arnavutluğun biliyorsunuz yarısı, %50'si Müslüman sevgili izleyiciler. Ve köşeye geçti Squadron Veseli. Şimdi Perviz Abdullayev geliyor, Azerbaycanlı. Perviz Abdullayev ringe geliyor. Muhteşem MMA maçları var. Ağır skette çok güzel müsabakalar seyredeceksiniz. Ve boksta GBO Dünya Şampiyonluk maçında Fırat Aslan ringe çıkacak. WBA Dünya Şampiyonu olmuştu Fırat, hatırlayacaksınız. Bu gece GBO Dünya Şampiyonluk maçı için Arjantinli Ricardo Marcelo Ramalho ile karşı karşıya gelecek. Boksörümüz Fırat Aslan sizleri TV8.5 ekranlarından ayrılmamaya davet ediyoruz. Çok keyifli müsabakalar bizleri bekliyor. Şu anda da Perviz Abdullayev ringe geliyor. Azerbaycanlı Perviz Abdullayev Squadron karşısında neler yapacak? Arnavut Squadron Veseli sevgili izleyiciler, şu anda Perviz Abdullayev hazırlanıyor ringe gelmek için ve zor bir müsabaka olacağını söyleyebiliriz. Squadron Veseli Perviz Abdullayev karşılaşmasını yine profesyonel hakem kurulu başkanı
Cengiz Pankoca ring hakemliğini yapacak. Köşelerine geçtiler. Şimdi fight kartları okuyor Mustafa Özben. Yaşında 182 boyunda 76.4 kilogram ağırlığında profesyonelde 67 maç yaptı. 54'ünü kazandı. Tam 38 kez knockout etti rakiplerini. 12 kez mağlup olurken bir kez berabere kaldı. Skodran Veseli! And so far in the red corner of NFTV, kırmızı köşede, representing Azerbaijan. Azerbaijanlı'nın sporcu, 33 years old, standing 1.77 tall, weighing 77.1 kilograms. Six-time world champion. 33 yaşında, 77 boyunda, 77.1 kilogram ağırlığında, tam 6 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim, Cobra Pelvis Abdullahi! 6 dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı Mustafa Özben, Pelvis Abdullahi'nin. Şimdi Cengiz Punk 2 kickboksörü yanına çağırdı. K1 kuralları geçerli. 3 round üzerinden 3'er dakikalık bir müsabaka seyredeceğiz. Skodran Veseli, Arnavutluk, Pelvis Abdullahi, Azerbaycan. 77 kilo, orta siklette keyifli bir maç. 6 dünya şampiyonluğu var. Azeri'nin, Pelvis Abdullahi'nin. Bunu bir kere daha tekrarlayalım sevgili izleyiciler. Cengiz Punk işaretini verdi. Birinci round başlıyor. Low kick'le başladı Skodran Veseli. Siyah beyaz eldivenli Arnold kickboxer Skodran Veseli sevgili izleyiciler. Çok sert bir front kick izledik. Sol kroşeyi denk getirdi Arnold. Şimdi Azeri sol yumrukla rakibini itiyor. 6 dünya şampiyonu olduğunu tekrarlayalım. Son derece etkili bir kickboxer Pelvis Abdullahi sevgili izleyiciler. 77 kiloda, 33 yaşında, 1.77 boyunda Pelvis Abdullahi 55 maç yaptı, 48 galibiyet aldı ve bu 48 galibiyetinin 25'ini knockout'la kazandı. 7 beraberliği, 7 yenilgisi bulunuyor sevgili izleyiciler. Pelvis Abdullahi'nin rakibi Skodran Veseli Arnavut, 76 kiloda, 29 yaşında, 1.82 boyunda, 67 profesyonel maç yaptı, 54'ünü kazandı, 12 yenilgisi var ve bir beraberliği bulunuyor. 38 defada rakiplerini knockout eden bir isim Skodran Veseli döner tekme. Şans eseri sevgili izleyiciler, Skodran Veseli yeri düştü ve boşa gitti döner tekme. Yoksa denk gelse perişan olacaktı, işte şimdi geldi ve üzerimize düşmek üzere. Pelvis çok sert vuruyor. Skodran Veseli toparlandı. Arnold bir anda ne olduğunu şaşırdı. Şimdi Pelvis Abdullahi yeni bir atak deneyecek mi? Yine bir döner tekme atmaya çalıştı. Bu kez denk getiremedi. Ortaya doğru bir middle kick izliyoruz. Skodran Veseli rakibinin üzerine gidiyor. Pelvis Abdullahi çekildi. Sol kroşe geldi Skodran Veseli'den. Onun da kariyeri öyle basit değil. Evet doğru. Pelvis Abdullahi'nin 6 dünya şampiyonluğu var belki ama karşısındaki Arnavut'un Skodran Veseli'nin de öyle kariyeri küçümsenecek değil. 67 maçta 54 galibiyet almış bir isim Skodran Veseli. Sol yumruk geliyor şimdi. Pelvis Abdullahi sevgili izleyiciler, siyah beyaz eldivenli Arnavut'a karşı beyaz eldivenleriyle mücadele ediyor. Sağ kroşeyi vurdu. Skodran'ın bu etkili darbelerden yine kurtardı kendini. Bir sol geliyor şimdi. Bir sol geliyor. Rakibinin üzerine gidecek sevgili izleyiciler. Pelvis Abdullahi bir sol daha geldi. Arka arkaya etkili darbeler var. Altta vurma dedi Cengiz Punk. Uyarıda bulundu Pelvis Abdullahi'ye. Birinci rounddayız sevgili izleyiciler. Artık birinci round tamamlanmak üzere. Ve son saniyeler, son saniyeler. Skodran Veseli, Pelvis Abdullahi müsabakasının ilk roundu tamamlanıyor ve kickboksörler köşelerine gidiyorlar. İstanbul'da
Ülker Spor Arena'da Perviz Abdullayev ve Skodran Veseli müsabakasının birinci raundu tamamlandı ve kickboksörler köşelerine gittiler. Vendetta Champions Night, Şampiyonlar Gecesi İstanbul'da tüm heyecanıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Ve salondan görüntüler ekrana geliyor. İstanbul'da gerçekten de çok güzel bir organizasyon var. Ve bu organizasyonda TV 8.5 ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler. Şimdi ikinci round başlayacak. Dişliklerine baktı yine Cengiz Bank. Her iki kickboksörün devam edin diyor. İkinci round gong sesiyle başladı. Beyaz eldivenli Perviz Abdullayev Azerbaycanlı. 6 dünya şampiyonluğu olduğunu tekrarlayalım. Karşısındaki rakibi Arnavut Skodran Veseli sevgili izleyiciler. Onun da kariyerinde 67 maçta 54 galibiyeti bulunuyor. Skodran Veseli de son derece etkili kickboksörlerden biri. Sol köşe geldi, yine sağlı soldu girdi. Perviz Abdullayev'i zorluyor Skodran Veseli. Şimdi Perviz yüklendi rakibine. Köşeye aldı rakibini. Etkili vuruyor ve baskıyı sürdürüyor. Arnold kapandı. Perviz vuruyor. Perviz ayağa kaydı, yere düştü. Şimdi toparlanıyor ve müsabakaya devam edecek. Cengiz Bank devam dedi. Şimdi Arnold Skodran Veseli üzerine gitti rakibinin. Gerçekten de ringde müthiş bir orta step mücadelesi izliyoruz. İkisi de çok iyi dövüşüyor sevgili izleyiciler. Ve kariyerinde başarıları olan kickboksörler var ringde. Orta siklette 6 kez dünya şampiyonluğu olan bir isim. Perviz Abdullayev kariyerinde. Şimdi bir sol geldi. Cengiz Pank hoca uyarıyor. Alta doğru inme dedi. Yeniden dövüş. İkinci raundun yarısını geride bırakıyoruz. Beyaz eldivenli Perviz Abdullayev Azerbaycanlı. Ve siyah eldivenli Arnavut Skodran Veseli sevgili izleyiciler. Yine etkili lob kickler vuruyor Skodran Veseli. Sert bir middle kick attı. Tekrar Perviz rakibinin üzerine gidiyor. Bir sağ vurdu. Sol yumruk boşa gitti. Bir kez daha rakibinin üstüne gidiyor. Bir döner tekme denedi. Denk getiremedi. Ve diz darbesi. Bir sol geliyor şimdi. Sol geliyor. Arka arkaya yine etkili yumruklar var. Cengiz Bank hoca uyardı her iki kickboksörde. Ve şu anda müsabakanın ikinci raundunda son dakikaya girdik. Sevgili izleyiciler, Fırat Aslan, Ricardo Marcelo Ramelio karşılaşması Arjantinli'ye karşı bu gece GBO Dünya Şampiyonluk maçına çıkacak. WBA Dünya eski şampiyonu Fırat Aslan'ın bu geceki maçında kendisine başarılar diliyoruz. Çok tecrübeli bir isim, 48 yaşında. TV 8.5 ekranlarında müsabakayı canlı yayında izleyebilirsiniz. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ve ringteki mücadelede devam ediyor. Cengiz Pank ring hakemi, profesyonel hakem kurulu başkanı. Aynı zamanda sevgili izleyiciler Cengiz Hoca. Yine sağlı sollu yumruklar var. Arnold şimdi bir low kick attı. Perviz Abdullayev Azerbaycan üzerine gidiyor rakibinin ve ikinci round sona erdi. Perviz Abdullayev mi yoksa Arnold Skodran Veseli mi? Hangisi kazanacak? Üçüncü roundda belli olacak. Ama şunu söyleyelim. İbrahim Dağdeviren ve ekibi çok müthiş bir eşleşme yapmışlar. Çünkü gerçekten de birbirlerine denk iki kickboksör ringde ve her ikisi de muhteşem derecede başarılı kickboksörler. Orta siklette zor bir karşılaşma seyrediyoruz sevgili izleyiciler. Perviz Abdullayev ile Skodran Veseli arasındaki karşılaşma. Şu anda Fırat Aslan'ın rakibi Arjantinli Ricardo Marcelo Ramelio ekranda sevgili izleyiciler. Yönetmenimiz Teoman Kozan
şu anda canlı yayında bu görüntüyü ekrana yansıtıyor. Birazdan gecenin GBO Dünya Şampiyonluk maçını Fırat Aslan'la Ricardo Marcelo Ramalho arasındaki müsabakayı canlı yayında TV 8.5 ekranlarında izleyeceksiniz. Şu anda gecenin 5. maçındayız sevgili izleyiciler. Gerçekten çok keyifli müsabakalar var. Tam 16 organizasyonu ekranlara getireceğiz. MMA maçlarıyla beraber, boks maçlarıyla beraber şu ana kadar 5 müsabaka oldu. Cengiz Punk az önce müthiş bir refleks oradan çıktı. Şimdi de Arnold'dan bir eski geldi ama permis bırakmıyor. Diz darbesi, sol yumruk, çok etkili vuruyor. Arnold bu darbeler karşısında ayakta kaldı ama gerçekten çok zorlandı sevgili izleyiciler. Şkadran Veseli, Pervis Abla'yı vuruyor, yıkamadı. Şimdi bir sağ denedi, kapandı Şkadran Veseli. Bir sol köşe geliyor sevgili izleyiciler. Müthiş bir iskiv geldi, bir sol daha geldi şimdi. Bir sol daha geldi Pervis'den. İnanılmaz yoruldular. Yani Veseli'yi yıkamayınca tabii ister istemez sevgili izleyiciler yoruldular. Bakın yine bir back kick izledik. Sert bir low kick geliyor sevgili izleyiciler ve müsabakanın 3. raundunda, yani son raundunda artık risk almak zorundalar. Bu arada bir diz darbesi geldi. Arnold zor durumda köşede ve devam edebilecek mi bilmiyorum ama bir açılma oldu ve doktorun gelmesini istiyorlar. Çok etkili bir darbe geldi gerçekten de. Ve köşede bir sorun oluştu. Doktor duruma bakacak şimdi. Devam edebilir mi edemez mi? Pervis Abdullayev gerçekten öyle bir darbe çıkardı ki sevgili izleyiciler, rakibini yıktı. Azerbaycanlının 6 dünya şampiyonu olduğunu bir kere daha tekrarlayalım. Ve Fırat Aslan şu anda işte boksörümüz çok başarılı işler imza attı. WBA Dünya eski şampiyonu sevgili izleyiciler Fırat Aslan bu gece GBO Dünya Şampiyonluk maçına çıkacak ve şu anda kemer müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor ve görüntüleri Teoman Kozan ekrana getirdi. Üçüncü roundda Arnold'un gözünün altında bir açılma oldu ve doktorlar oraya gittiler sevgili izleyiciler. Devam edebilecek mi, edemeyecek mi? İnanın bilmiyoruz ama gerçekten de işi biraz zor. After we follow punch. Very bad. Very bad. No. This is very bad. Doktorlar sorunu gidermeye çalışıyorlar. Bu şekilde devam etmesine izin verirler mi? Hayır, vermeyecekler. Öyle görünüyor. Müsabaka bitti. Azerbaycanlı kazandı. Ama şunu söyleyelim. Arnold'un çok iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Ama Pervis Abdullayev daha etkiliydi, daha baskılıydı. Ve rakibini mağlup etmeyi başarıyor sevgili izleyiciler. Şu anda come here fighter. Fighter come here. Karar açıklanacak. Evet, gecenin MMA karşılaşmaları, kemer maçları var sevgili izleyiciler. Murat Kazgan görüntüde. O da şu anda ısınıyor. Teoman Kozan şu anda Murat Kazgan'ın odasına gitti ve görüntüleri alıyor. Görüntüde Murat Kazgan sevgili izleyiciler. Wolfgang Wander'la, Avusturyalı ile karşı karşıya gelecek. 75 kiloda Murat Kazgan. Karar açıklanıyor. Cengiz Punk Pervis Abdullayev'in elini havaya kaldırdı. Arnold'u Şkodran Veseli'yi mağlup etti sevgili izleyiciler. Pervis Abdullayev zor bir müsabaka oldu gerçekten de ve sağdan galibiyetle ayrılıyor. Bu müsabakayı kazanmayı başardı Pervis Abdullayev. Şkadron Veseli'yi mağlup etmeyi başardı. Pervis Abdullayev kazanıyor. Sevgili izleyiciler, şimdi Mücahit Kulak ringe gelecek.
Alkışlar bir kez daha Azerbaycanlı sporcu Perviz Abdullayev için. Sevgili izleyiciler, şimdi gecenin kemer müsabakasını izleyeceğiz. Mücahit Kulak, Vladimir Holodenko müsabakası ekranlara gelecek. TV 8.30'da canlı yayınımız sürüyor. Perviz Abdullayev kazandı.